Abdullah Şatibi diyor ki onlardan bazısı da iddialarında daha da ileri gitmiş, hatta bu konuda tüm bölgelerdeki ahalinin icma olduğunu iddia etmişlerdir. Halbuki o kendi bölgesinden dışarı çıkmamış, diğer bölgelerdeki alimleri onların cumhurun üzerinde oldukları şeye dair açıklamalarını araştırmamış, diğer bölgelerin haberlerinden hiçbir haber bilememiştir, bilgi edinememiştir. O kıyamet günü kendilerine bu iddia sorulacak kimselerdendir. Yani bu iddiasından sorgulanacaktır. Bu çelişkinin tamamının kaynağı şer'i naslar aleyhine gelmiş olsa da müteahhirinin, sonradan gelenlerin amelleriyle alakalı zanlarını güzelleştirmek. Hani sohbetin başında söyledik ya, zanda, çok fazla güzel zanda bulunmamız, hocalarımıza, bulunduğumuz çevredeki insanlara çok fazla güzel zanda bulunmamız aynı şeyi söylüyor. Hakkı araştırmayı bırakıp insanların peşine düşmektir. İmam Ahmed'in söylemiş olduğu şu meşhur söz buraya kadar söylenenleri terk eder, teyit eder, destekler. Kim icma iddia ediyorsa yalan söylemiştir. Nereden biliyor? Belki insanlar ihtilaf etmişlerdir. Kim icma iddiasında bulunuyorsa o yalan söylemiştir. Nerede aktarıyor bunu? Abdullah bin Ahmed Mesail kitabında doğrudan babasından aktarıyor. Elbani'de Adab-ı Zifaf'ta aktarıyor bunu İmam Ahmed'de. Bu neyi gösteriyor? Hani bize bunlar zahiri diye iddiada bulunuyorlar ya, niye zahirisiniz? İşte kıyas kabul etmiyorsunuz, icmayı kabul etmiyorsunuz. Yani icmayı onların kabul ettiği gibi kabul etmiyoruz. Alın size Ahmed bin Hanbel. Biz Ahmed bin Hanbel'in yolundayız. Hanbelilerin yolunda değiliz. Hanbeliler çünkü Ahmed bin Hanbel'in yolunda değillerdir. Fıkıh usullerine bakın. Bir tane Hanbeli fıkıh usulü kitabı yok bugün. İmam Ahmed'in üzerinde olduğu yolda olsun. İmam Ahmed kıyası en sert şekilde eleştirir. Re'ye şiddetle düşmandır. Hadisin zayıfı bile Ebu Hanife'nin ve re'cilerin görüşlerinden iyidir der. İcma hakkında da işte bunu söylüyor. Bir de Hanbelilere bak. Hanbeli'nin, Hanbeli mezhebi bile Ahmed bin Hanbel'den fersah fersah uzaktır. Dolayısıyla bugün bazılarının çıkıp da işte siz zahirisiniz, kıyas kabul etmiyorsunuz, icmayı kabul etmiyorsunuz diye darazlanmalarının bizim için hiçbir kıymeti yok. Allah'ın indinde biz doğru yol üzerinde olduğumuza bu sebeple inanıyoruz. Delil üzerinde hareket ettiğimiz sürece biz bu konuda hiçbir şüphe içerisinde değiliz. Bilakis şüphe içerisinde olanlar kendileridir. Çünkü Allah Azze ve Celle bu meydanı okurken yaşayan deli üzerine yaşasın, helak olan deli üzerine helak olsun buyuruyor. Helak olan, sapıtan hiçbir fırka deli üzerine değil. Deli üzerine olmadıkları için delilleri budama yolunu tutmuşlardır. Delil ile hareket edilmesine bile karşılardır. Delili ne yapacaksın diyorlar. Çünkü deliller üzerinde bulundukları yolu tamamen iptal edecek. Bunun korkusu içerisindedirler. O şimşek çaktığı zaman aleyhlerine çıkacak korkusuyla karanlıklarda durup kalırlar. Menfaatlerine olan bir şey olduğu zaman selefilik, prim yaptığı zaman selefi olurlar. Delillerle beraber olurlar. Delili vacip görürler. Birilerini tekfir ederler hatta bu sebeple. Sufileri tekfir edenler gibi. Niye tekfir ediyorsunuz? Taklitçiler işte. Kendilerine gelince, delillerle baş edemeyince alimlere başvuracaksın. Delilden sen ne anlarsın derler. Allah bizlere hakkı hak olarak gösterip bunu tanımayı ve ona tabi olmayı nasip eylesin. Bunları rızıklandırsın ve batılda batıl olarak bilip ondan içtinab etmekle, uzaklaşmakla rızıklandırsın.